Dördüncü ünite ile beraberiz. Bu ünitemizde kombinasyon konusuyla başlayacağız. Daha sonra denklem sistemlerinden bahsedeceğiz. Denklem sistemleri yardımıyla problemler çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen kombinasyonla başlıyorum. 7. sınıfta permütasyon diye bir konu gördünüz. Bu konu o konuyla ilişkili. Ama o konuyla da karıştırılmaması gereken bir konu. Arada ince bir fark var. Ben öncelikle 7. sınıftaki bilgilerin bir tekrarı ile başlamak istiyorum. Daha sonra 8'e geçiş yapacağım. 7. sınıfta siz faktöriyel kavramı ile tanıştınız. Bu 3 faktöriyel demektir ve 3 faktöriyelin anlamı da şudur. 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 3'ten 1'e kadar geri sayarak bu sayıları çarp demek istiyorum. 3 kere 2, 6 yapıyordu. Hatırlayın. Mesela 7 faktöriyel deyince 7'den başlayın. Geri geri gelin. 2, 1. Faktöriyelde bilinmesi gereken birkaç kısa not var arkadaşlar. 0 faktöriyel 1'e eşitti. Bunu biliyoruz. 1 faktöriyel zaten 1'e eşit. Bunu biz de düşünebiliriz. Bu tanımdır arkadaşlar. Yani 0 faktöriyelin 1 olduğunu kabul ediyoruz. Bunu böyle tanımlıyoruz. İşlemlerimizde kolaylık olsun diye bu şekilde tanımlanmıştır. Onun dışında siz 12 faktöriyeli şöyle yazabilirsiniz. 12 çarpı 11 faktöriyel olarak yazmanız mümkün. Ya da 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazmanız mümkün. İstediğiniz yerde kesip faktöriyel işaretini koyabilirsiniz. Faktöriyel ciddi biçimde işimizi kolaylaştıran bir kavramdır. Şöyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. N faktöriyel eşittir N eksi 1 çarpı N eksi 2 faktöriyel. Daha da ileri gidebilirim. Daha da n-3, n-4, n-5 diye yazmak mümkündür bunu. Faktöriyeli bu şekilde tanımladıktan sonra permütasyonu hatırlatmakta fayda görüyorum. Arkadaşlar 3 kişi var. Bunlar Ali, Veli, Can. Yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Soru bu. Burada durumları tek tek yazalım şimdi. Ne olabilir? Ali, Veli, Can olabilir. Ali, Can, Veli olabilir. Veli başa geçer. Böyle olabilir. Ya da Can, Ali, Veli, Can, Ali, Veli şeklinde yazabiliriz. Kaç tane oldu? Bakın lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bunların her birine ben bir permütasyon diyordum. Bunların her biri bir permütasyondur arkadaşlar. Her biri. Her biri için bunu söylememiz mümkün. Kaç tane oldu öyleyse? 6 tane oldu. Yani şunu söyleyeceğim. 3 kişi 3 yere oturacaklarsa 3'ün üçlü permütasyonu diyorum arkadaşlar. 3'ün üçlü permütasyonu diye okuyorduk bunu. Ve bu şöyleydi. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 3 faktöriyel. Buradan da 3 faktöriyel 6'dır. Buradan 0, buradan 6 bulabiliriz. N'nin R'li permütasyonu eşittir. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Bunu ben formülle, bağıntıyla çözmüyorum. Daha farklı yapıyorum. Bakın lütfen. 5'in ikilisi. 4'ün üçlüsü. 20'nin ikilisi. Bu permütasyonları bulalım. Arkadaşlar burada formüle hiç gerek yok bence.
5'ten başlayın. 2 sayı yazacaksınız geri geri. Bakın 5 kere 4 20. Şimdi ise 4'ten başlayın 3 adım. 4 kere 3 12, 2 ile çarparsanız 24. 20'den başlayın 1 adım atıyorsunuz. 20 kere 19 380 yapıyor. Bir önceki örneğe benziyor ama bir fark var. Ali Veli Can arasından iki kişi kaç şekilde sıralanabilir? Ben bu üç kişiden iki kişi seçeceğim ve bunları yan yana oturtacağım. Kaç farklı diziliş olabilir diye soruyorum arkadaşlar. Ali Veli olabilir, Ali Can olabilir. Onun dışında Veli Ali olabilir, Veli Can olabilir, Can Ali olabilir, Can Veli olabilir. Bakın gördüğünüz gibi 3 kişiyi 2 2 bu şekilde sıralayabilirim. Böyle sıralanabilirler. Böyle 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 olabilir. 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar bu permütasyondur. Bu 3'ün ikili permütasyonudur. 3 kişiyi 2 sandalyeye oturtacaksınız. O halde 3'ten başlayın. 2 adım geri geri gidin. 6 yapar. Bakın burada sıralama var. Sıralama var. Sıra önemli arkadaşlar burada. Yani siz böyle de sıralayabilirsiniz, böyle de sıralayabilirsiniz. Burada sıra önemlidir. Öyleyse bu permütasyondur. Öteki örneğe bakalım şimdi. Ali Veli Can arasından iki kişi kaç şekilde seçilebilir? Bu tamamen farklı bir sorudur arkadaşlar. Ben 3 kişi içinden 2 kişi seçeceğim. Kimi seçebilirim bakın? Ali ile Veli'yi seçebilirim. Veli ile Can'ı seçebilirim. Ali ile Can'ı seçebilirim. Şimdi Can'la Ali'yi söylemenin bir anlamı yok. Çünkü burada sıra önemli değil. İki kişiyi seçiyorum. Önce o, önce o diye bir şey yok. Yani iki kişiyi seçtim kafama göre. Öyleyse bakın kaç şekildeymiş? 3 şekildeymiş. İşte arkadaşlar burada permütasyon değil, kombinasyon vardır arkadaşlar. Niye? Çünkü burada sıra önemli değildir. Burada seçme söz konusudur. Eğer seçme varsa permütasyon değil, kombinasyon vardır diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 3 eleman vardı. Şöyle göstereceğiz bunu. 3'ün ikili kombinasyonu. İngilizce'de kombinasyon C ile başlıyor. O yüzden C ile gösteriyoruz. Neymiş bu demek ki? 3'ün ikili kombinasyonu. Farklı sıralamaların her birine biz kombinasyon diyoruz arkadaşlar. Ve bu kaça eşitmiş? Bakın 1, 2, 3'e eşitmiş. 3'ün ikili kombinasyonu 3'e eşitmiş. Demek ki ne elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısı ya da şöyle diyelim R elemanlı alt kümeleri kombinasyon N virgül L ile gösterilir. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümeleri, alt grupları bu şekilde gösterilebilir. Arkadaşlar N'nin reel kombinasyonu için şunu bilmemiz gerekiyor. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Bunu o kadar kullanacağız ki zaten aklınızda kalacak. N'nin reel kombinasyonu eşittir. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Kombinasyon 5'in ikilisi. 5 bu n'dir, bu r'dir arkadaşlar. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 3 faktöriyel yapar çarpı 2 faktöriyel. Bu 5'i biraz azaltırsam aşağı doğru 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi sadeleştirme yaparsam 5 kere 4 20 bölü 2 10 yapar. Demek ki 5'in ikili kombinasyonu
olmuş arkadaşlar. N faktöriyel bölü, neden R'yi çıkartın, çarpı R faktöriyel. Dikkat edin, ikisinde de faktöriyel var. Lütfen ihmal etmeyelim. Bu şekilde çerçeveledim ki aklınızda kalsın. 5 kişi içinden bana 3 kişi lazım. 5 kişi içinden bana 3 kişi lazım. Kaç farklı tercihte bulunabilirim? Kaç farklı şekilde bu seçimimi gerçekleştirebilirim? Şimdi bu da yine arkadaşlar seçme varsa kombinasyon vardır. Burada sıra önemli değil. O halde 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eşittir 5 faktöri 5 4 3 faktöriyel bölü 5'ten 3 çıkarsa 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şimdi sadeleştirirsem şu şekilde bakın. 5 kere 4 20, 2'ye bölerseniz 10 bulursunuz arkadaşlar. Permütasyon ile kombinasyonu karıştırmamanız için bir örnek söyleyeceğim. Kaşık, çatal, bardak içinden iki tanesini alıp yan yana koyacağım. Kaç farklı şekilde sıralayabilirim? Kaç farklı şekilde seçebilirim? Bakın bunlar farklı. Şimdi 1, 2, 3. Burada sıra önemlidir. Sıralama yapacağım çünkü. Yani bardağın sağda mı solda mı olduğu önemlidir. Sofra adabına göre değil mi? Öyleyse permütasyon 3'ün ikilisidir bu arkadaşlar. O ne yapar? 3, 2, 6. Burada işte seçme var. Yani 3'ün ikili kombinasyonu var arkadaşlar. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Arkadaşlar 3 faktöriyel 6'dır. Bu 1'dir, yazmaya gerek yok. Bu da 2'dir. Buradan da 3 çıkar. Permütasyonda sıralama vardır arkadaşlar. Kombinasyonda ise seçme söz konusudur. Permütasyonda sıra önemlidir. Kombinasyonda sıra önemli değildir. Seçiyorsunuz. 10 karpuz var. İkisini seçiyorsunuz. O ikisinden hangisini önce aldığınızın bir anlamı yok. Bir farkı yok. Ancak 10 karpuzdan ikisini alıp yan yana koyacaksanız o sıralama önemlidir ve durum değişir. Örneklerle kombinasyonu iyice pekiştirmeye çalışalım. Birinci sorumuz. 10 kişi içinden 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilebilir? Sorumuz bu. Burada seçme söz konusudur. Öyleyse kombinasyon 10'un üçlüsü. 10'un üçlü kombinasyonunu bulacağım. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel arkadaşlar. 10 faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 10'dan 3 çıkarsa 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Onu da açalım. 3, 2, 1 diye açalım. Sadeleştirmemize lütfen dikkat edin. Şu şekilde sadeleştirdim. Bakınız burada 3 var. 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm 3. 2'yi sadeleştirdim. Burada 2'yi sadeleştirirsem 5. Bakın ne oldu? 5 kere 3 15. 15 kere 8 120. Demek ki 120 farklı. CD'ciye gittim. 15 tane film CD'si beğendim. Çok da beğenmişim. Fazla sayıda beğenmişim. Tabii ki hepsine yetecek param yok. Bunlardan 3'üne yetecek kadar param var. Kaç farklı şekilde tercihte bulunma hakkım vardır diye soruyorum. Arkadaşlar bu da yine kombinasyonla ilgili bir sorudur. Kombinasyon 15'in üçlüsü. 15'ini de beğenmişim, o halde rastgele 3 tanesini alıyorum. Ya da en çok tercih ettiklerimi alabilirim. Hiç tercih söz, yani 15'ini de beğenmişsem rastgele seçim yapıyorum. Burada 15'in üçlüsü oluyor. 15 faktöriyel bölü 15 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Ne yapar bu arkadaşlar? 15, 14, 13, 12 faktöriyel.
12'ye kadar geldim. Çünkü 15'ten 3 çıkarsa 12 yapacak. 12 faktöriyel çarpı 3, 2, 1. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın 12 faktöriyeller gitti. Sadeleştirme yapacak olursanız 3'e bölün gider, 3'e bölün 5. 2'ye bölerseniz gider, 2'ye bölerseniz 7. Öyleyse ne olur arkadaşlar? 7 kere 5, 35. 35 çarpı 13. 35 ile 13'ü çarparsak 455 buluruz arkadaşlar. Demek ki cevabımız 455'miş. Öğretmenimiz yazılıda 7 soru sordu. 5'ini cevaplamamı istedi. Yani bize dedi ki 7 soru soruyorum ama çözme şansınızı arttırmak için 5'ini seçin. 7'sini çözmeyin. Seç ben çöz dedi. O halde kaç farklı şekilde çözebilirim? Yine bu kombinasyon sorudur. 7'nin ikili kombinasyonu. Arkadaşlar bunu şöyle de gösterebiliriz. Bu da yine 7'nin ikili kombinasyonu demektir. C yazmasak da bu şekilde yazabiliyoruz. 7'nin ikili kombinasyonu. Bunu da görmüş olun. 7 faktöriyel bölü 7'den 2 çıkarsa 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Biraz kısalttım artık. 7, 6, 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 5 faktöriyelleri sadeleştiriyorum. 7 kere 6, 42. 2'ye bölerseniz 21 olur. Demek ki cevabımız 21'miş. Permütasyonla kombinasyon arasındaki farkı gördük. Şimdi formüllerinde de bağıntılarında da farklılıklar var. Apayrı şeyler. İkisini bir arada soruyoruz. Permütasyon söz konusu olduğunda hatırlayın. Neydi bu? 7 faktöriyel. Neydi bu? 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyeldi. Artı bu da 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldi arkadaşlar. Şimdi eşittir diyorum. 7 faktöriyel 6, 5'e kadar indireyim. Çünkü aşağıda 5 olacak. 5 faktöriyel artı 7 faktöriyel 7, 6, 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Ne olur arkadaşlar? 5 faktöriyeller sadeleşir. Buradan 42 gelir. Artı 5 faktöriyeller sadeleşir. Burada 21 gelir. Buradan da ne çıkar? 63 çıkar arkadaşlar. Demek ki toplamları 63'müş. 6. sorumuz. 10 kişilik bir grupta herkes tokalaşıyor. Kaç tokalaşma olur? Arkadaşlar tokalaşma 2 kişi arasında olur. Tokalaşan 2 kişi bir grup oluşturur. Öyleyse 10 kişiden 2 kişilik gruplar oluşturuluyor. 10 kişiden oluşturulacak 2 kişilik grupların sayısı bize soruluyor dolaylı olarak. Bakın nereden nereye? İlginç bir soru. Öyleyse ben ne yapacağım? 10'un ikili kombinasyonunu bulacağım. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 2 artık 8 faktöriyel diye yazabilirim kısaca. 10, 9, 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaparsak eğer 10 kere 9, 90, 2'ye bölerseniz 45 bulursunuz. Demek ki 45 farklı tokalaşma olabiliyor. Bazı ifadeler verilmiş, bazı cümleler verilmiş. Hangisinde permütasyon kullanmak gerekir? Hangisinde kombinasyon kullanmak gerekir? Buna karar vereceğiz arkadaşlar. A şıkkı 30 kişiden herhangi kişinin seçilmesi. Bakın 30 kişiden rastgele 2 kişi seçiyorsunuz. Herhangi bir sıralamadan bahsetmiyor. Öyleyse burada ne vardır arkadaşlar? Kombinasyon vardır. 10 kişiden sırayla bir başkan ve bir başkan yardımcısının seçilmesi. Sırayla diyor. Yani bir başkan seçtiğiniz zaman başkan artık seçilemeyecek yardımcı olarak. Öyleyse sıra önemli burada.
Artık birincisini seçtiniz. Başkan olarak o yok. Öyleyse bu nedir arkadaşlar? Permütasyondur. C şıkkı, 16 kişilik bir takımda ilk 11'in seçilmesi. Biliyorsunuz futbolda takımlar 16 kişiyle sahaya inerler. Bunlardan 11'i oynar, 5'i de yedek bekler. 16 kişiden ilk 11 kaç şekilde seçilebilir diye sormuş. Teknik direktörün kaç farklı seçeneği var? Burada sıra önemli değildir arkadaşlar. Yine o yüzden kombinasyondur. 5 arkadaşın yan yana kaç şekilde dizileceklerinin bulunması. Yan yana diziliyorlar. O halde sıralama var. Burada herhangi bir seçme söz konusu değil. Öyleyse permütasyon vardır arkadaşlar. 15 çeşitlik bir menü var. Oldukça zengin bir menü. 3 yemek seçeceğiz. Lokantaya gittik. 15 yemek var. Biz 3 tanelik bir menü tercih edeceğiz. Öyleyse kaç farklı tercih hakkımız vardır? Arkadaşlar burada 15 taneden 3'ünü seçme şansım var. Öyleyse bu kombinasyondur. Hangi yemeğin önce seçildiğinin bir kıymeti yoktur arkadaşlar. Zannedersem bu örnekle beraber aklınızdaki o permütasyon kombinasyon çelişkisi daha az düzeye inmiştir. Zor değil arkadaşlar. Sıralama durumu değiştiriyorsa eğer, yani sıralama önemli ise o halde bir permütasyon söz konusudur. Değilse, sadece salt bir seçme, sadece bir seçme yapılıyorsa o zaman da kombinasyondan faydalanacağız. Kaç tane paralel kenar vardır bu şekilde? Arkadaşlar, kırmızılar birbirine paraleldir. Sarılar da yine birbirine paraleldir. Doğrularımızı görüyorsunuz. Kaç tane paralel kenar vardır? Arkadaşlar paralel kenar olabilmesi için sarılardan 2 tane seçeceğim. Değil mi? Sarılardan 2 tane seçeceğim. Kırmızılardan da 2 tane seçeceğim. Bunları kesiştireceğim bu şekilde. Paralel kenar oluşacak. Öyleyse sarılardan 4 tane var. Bunun 2 tanesini seçeceğim. Yani 4'ün ikili kombinasyonu. Bu gösterime de alışmanızı istiyordum. Bunu seçtim, tamam. Bir de kırmızılardan 3 tane var. İkisini seçeceğim. Bakın. Bu farklı bir iş. Bu farklı bir iş. Bunlar bağımsız olaylar arkadaşlar. Hatırlayın, olasılıkta görmüştük. Bağımsız olaylar o halde çarpılır. Şimdi sonucu bulalım. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4 faktöriyel arkadaşlar 24'tür. Basit bir küçük bir sayı olduğu için yazabilirim. 4 eksi 2 2 faktöriyel 2'dir çarpı 2. 3 faktöriyel 6'dır. Bu 1'dir. Bu da 2'dir. Öyleyse 24 bölü 4 ne yapar? 6. 6 bölü 2 3. Öyleyse 18 tane paralel kenar çizilebilir. Bakın sayarken dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama şu da bir paralel kenardır. Şu da bir paralel kenardır. Şu da bir paralel kenardır. Dikkat edin. Dikdörtgen de bir paralel kenardır. Kare de bir paralel kenardır. Böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bir çember üzerinde belirlenmiş 5 farklı nokta var. Köşeleri bu çember üzerinde olan kaç üçgen çizilebilir? Bir üçgenin çizilebilmesi için noktaların doğrudaş olmaması gerekir. Doğrusal, yani aynı doğru üzerinde olmamaları gerekir. Bir çember üzerinde olduklarından, burada doğrusallık söz konusu değil. Öyleyse bu 5 noktadan 3 tanesini seçeceğim. Yani 5 taneden 3 taneyi seçeceğim. Yani 5'in üçlü kombinasyonu arkadaşlar. Bize sorulan işte budur. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 5 faktöriyel 5, 4, 3 faktöriyele kadar geldim. 5'ten 3 çıkarsa 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller sadeleşir. 5 kere 4 22'ye bölerseniz
10. Demek ki 10 farklı üçgen çizilebiliyormuş. Arkadaşlar yeni bir konuyla beraberiz. Konumuz denklem sistemleri. Denklemler konusuyla ilk tanışıklığınız ta 6. sınıfa dayanır arkadaşlar. Siz 6. sınıfta basit denklemleri gördünüz, denklemin ne olduğunu gördünüz. 7'de de bunu bir adım öteye götürdünüz. Şimdi de bir adım daha öteye götüreceğiz. Ben hemen denklemin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 2x eksi 1 eşittir 7 bir denklemdir. Burada x'in bazı değerleri için ya da x'e yazılacak bir sayı için bu eşitlik doğrudur. Yani x'in bilinmeyenin bazı değerleri için doğru olan eşitliklere biz denklem diyorduk, hatırlayın. Bütün x'ler için doğruysa ne diyorduk? Özdeşlik diyorduk arkadaşlar. Şimdi burada x bilinmeyendir. Benim aradığım bilmediğim sayı x'tir. Bunlar bilinen bildiğimiz sayılardır. Eşitliğin sağ tarafında 7 var, sol tarafında bana göre 2x eksi 1 var arkadaşlar. Bu denklemi çözün dediğim zaman sizden x'i bulmanızı isteyeceğim. Denklemi çöz diyorum, yani x'i bul diyorum. Arkadaşlar x öyle bir sayıdır ki hep yalnız olmayı ister. Yalnızlığı tercih ediyor, başkasına tahammül edemiyor. Sağında, solunda yer alan, yapışığında bulunan şu sayılara tahammül edemiyor. Öyleyse biz bunu yalnız bırakalım. Eksi 1 öteki tarafa geçerken artı olacak. 2x bu gidici, güle güle diyoruz. Önce 7'yi yazıyoruz, sonra bunu içeri aldık. Ne oldu? 2x eşittir 8 oldu. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Biliyorsunuz bu 2'yi de yok etmem gerekiyor ki x tek başına kalsın, yalnızlığıyla baş başa kalsın. Öyleyse 2'ler sadeleşti. X eşittir 8 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 4 yapar. Demek ki benim çözüm kümem 4'müş. Ben x'e ne diyordum hatırlayın? Denklemin kökü ya da çözümü. Denklemin kökü diyelim. Şimdi biz rasyonel denklemler çözeceğiz. 8. sınıfta denklemler başlığı altında verilecek ilk konu rasyonel denklemler. Rasyonel terimli denklemler. X bölü 2 artı x bölü 2 artı x bölü 3 5 ise bu denklemi çözelim arkadaşlar. Şimdi bu bir kere kesir, rasyonel sayı sorusu. Bakın bir rasyonel sayı, rasyonel sayı ve bunlarla birlikte oluşturulmuş bir denklem. Paydalarımızı eşitleyeceğiz. Bunu 3 ile, bunu 2 ile. Buraya gizli payda 1 yazmak işinizi kolaylaştırabilir. Yazmayı da bilirsiniz. Şimdi 3 kere x, 3x arkadaşlar. Artı 2 kere x, 2x bölü 6. Eşittir 5 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yapmak işinizi kolaylaştıracaktır. 3x, 2x daha bir kere 5x yapar. Bir kere 3x, 2x daha 5x yapar. 1 ile çarparsanız 5x eşittir. 6 kere 5, 30 yapar. Her tarafı 5'e bölün. Kurtarın bu x'i bu beraberlikten arkadaşlar. Tak tak gitti. Ne oldu? 30'da 5, 6 kere var. Demek ki bu denklemimin kökü, çözümü 6'ymış. İkinci örneğimiz arkadaşlar. X artı 15 bölü 2x eşittir 8. Denkleminin çözüm kümesini hep beraber bulalım. Yine gizli payda yazalım ki kolaylaşsın işiniz. İçler dışlar, yani çapraz çarpımı yapıyorum. Dikkat edin, burada içler dışlar çarpımı sıkça kullanılıyor. X artı 15 eşittir 8 kere 2 16 x arkadaşlar. Şimdi 16x. Bu x'i öteki tarafa götürürseniz 16x eksi x olur. Burada 15 kalır. 15 eşittir 15x.
O halde x 1'e eşittir arkadaşlar. Bakınız, her tarafı 15'e bölerseniz 1 bulursunuz. Ben cevapları çerçeve içine alıyorum arkadaşlar. X eksi 2 bölü 3 artı x artı 2 bölü 4 eşittir x eksi 1 bölü 6. Denklemimizin çözümünü hep beraber arayalım arkadaşlar. Paydaları eşitlemekle işe başlayacağım. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu 2 ile. Şimdi 4 kere x 4 x eksi 4 kere 2 8 artı 3 kere x 3 x artı 3 kere 2 6 arkadaşlar bölü. Burada bunun paydasını eşitlesek de olur, eşitlemesek de olur arkadaşlar. Ben bu sefer eşitleyeceğim. Aradaki farkı göstereceğim size. Bir önceki örnekle olan farkını göreceksiniz. Ne oldu burası? 4 kere 3, 12 eşittir 2x eksi 2 bölü 12. Arkadaşlar payda her iki tarafta da 12. Burayı 12 ile, burayı da 12 ile çarparsam bakın sadeleşir. Bu da bunu götürür. Bakın bu bunu sadeleştirdi, bu da bunu sadeleştirdi. Bir eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarparsanız bir şey değişmez. Neye çarptım? Paydalardan kurtulmak için. Paydalardan şu anda kurtulmuş bulunuyorum. Devam ediyorum. 4x, 3x daha 7x. Bakın toparlıyorum arkadaşlar. Bu da önemli bir aşamadır. Eksi 8 artı 6 eksi 2 yapar. Eşittir 2x eksi 2. 7x. Bu tarafa atarsanız 7x'ten 2x çıkarsa 5x arkadaşlar. Ne oldu? Eksi 2 artı 2 oldu. Şimdi 5x eşittir 0 oldu. Her tarafı 5'e bölerseniz arkadaşlar gayet güzel bir cevap çıktı. X eşitmiş 0'a. Bunun sağlamasını ben yapmak istiyorum. Bir görün arkadaşlar nasıl olduğunu. X yerine 0 yazacağım. 0 yazarsam eksi 2 bölü 3 artı 0 yazarsam 2 bölü 4. 0 yazarsam eksi 1 bölü 6. Acaba bu eşitlik doğru mu? Doğru ise haklıyım, doğru değilse haksızım. Şimdi burayı 4 ile, burayı 3 ile. Burayı 4 ile, burayı 3 ile. 4 kere 2, 8, eksi 8 olur. Artı 3 kere 2, 6 bölü 12. Acaba eşit mi? Eksi 1 bölü 6'ya. Son adım. Bakınız ne olur arkadaşlar? Eksi 8 artı 6, eksi 2 bölü 12. Onu da sadeleştirirseniz gerçekten birbirine eşit olur. Ne oldu? Eksi 2 bölü 12. O da eşittir. Eksi 1 bölü 6. Demek ki yaptığımız işlem doğruymuş. Siz de bu şekilde arkadaşlar doğru olup olmadığına karar verebilirsiniz sağlamasını yaparak. Bu örneğe özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Oldukça önemli bir örnek. Hemen paydalarımızı eşitleyerek işe koyuyoruz. Bunu neyle çarparsam olur? Bakın 2, 4, 6, 12 de olur galiba eşitleme. Öyleyse bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile. Bunu eşitlemesek de olur. En son işler dışlar yaparız arkadaşlar. Şimdi 6x eksi 6. 3 kere x 3x. Eksi var önünde. Eksi 3x. Arkadaşlar çok önemli bir noktaya geldim. Bu eksi hem x'in önündedir hem eksi 3'ün önündedir. Bakınız şu eksiyi şöyle göstermekte fayda var. Bu eksi hem x'in önündedir hem de eksi 3'ün önündedir arkadaşlar. Yani eksi ile çarptığınız eksi x oldu. Eksi ile eksi çarptınız, o zaman ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Bakın artı 3 kere 3 9. Çok önemli bir ayrıntıdır. Dikkat etmenizi istiyorum. Artı 2 kere x 2x eksi 10 bölü 12 eşitmiş
4'e. Şimdi arkadaşlar toparlıyorum. 6x var. 3x çıkarsa 3x. 2x daha 5x. Öyleyse 5x. Eksi 6 artı 9 artı 3 yapar. 10 çıkartırsanız eksi 7 yapar. Bölü 12 eşittir 4. Buradan 5x eksi 7 eşittir. İçler dışlar çarpımından arkadaşlar 48 bulursunuz. 5x eşittir. 48 7 daha 55 yapar. Öyleyse her tarafı 5'e bölersem, her tarafı 5'e bölersem 11 bulurum. Demek ki aradığım cevap 11'miş arkadaşlar. Denklemin kökü 11'miş. Özellikle şunun artı olmasına dikkat etmenizi istiyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 kere 3, 9. Bu eksi hem buranın hem buranın önündedir arkadaşlar. Şöyle bir küçük örnek vermekte fayda görüyorum. Bakınız lütfen. Eksi a eksi 6 arkadaşlar. Bölü 2 diyelim. Bakın şuna eşittir bu. Eksi a artı 6 bölü 2. Eksi a artı 6 bölü 2 arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edelim. Önce dağılmayı kullanırsak şu şekilde bakın. Üç kere x, 3x. Eksi 6 bölü 2. Eksi. 3x. Eksi ile eksinin çarpımı artı 12 bölü 4. Eşittir 0. Bundan sonrası sadece payda eşitlemedir arkadaşlar. Dikkat edin, eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Şimdi paydalar eşitleyeceğim. Bunu 2 ile bunu 1 ile. Öyleyse 3 kere 2 6x eksi 12 eksi, bakınız önemsediğim o konu tekrar geldi. 3x eksi 12 arkadaşlar. Bu eksi 12'nin de önündedir. Buradan payda 4. İçler dışlar yaparsanız doğrudan 0 olur. Bazen böyle kısaltmalar yapmak işinizi kolaylaştıracaktır. Payda 4 var. İçler dışlar yaparsanız 4 kere 0 0 olur. Artık bu denklemi çözerseniz işi bitirmiş olursunuz. 6x'ten 3x çıkarsa 3x. Eksi 12, eksi 12, 24. Öteki tarafa atarsan 24. Her tarafı 3'e bölerseniz arkadaşlar 8 bulursunuz. Demek ki denklemimizin kökü 8'miş. Lütfen çok dikkat edelim. Eksi hem 3x'in hem 12'nin önündedir. Yani ikisinde eksi yapıyor. Altıncı örneğimiz. Şimdi 1 bölü, burada bir payda eşitleme söz konusu. Bunu x ile, bunu 3 ile. Ne olur? X artı 3 olur. X artı 3 bölü 3x eşittir. 2 kere 2 4, 1 çıkarsa 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. Şimdi 1 gördüğünüz zaman ters çevirin demiştim. Hatırlayın, 7. sınıfta rasyonel ifadelerle bolca işlem yapılmıştı. Şimdi ters çevirirseniz ne olur? 3x ise diyelim, 3x bölü x artı 3 arkadaşlar. Bakın bir gördünüz, hemen ters çevirdiniz. Burada da sakın bunu burayı ters çevirmeyin, böyle bir şey yok. Burayı ters çevirme nedeniniz 1 bölü olması. 1 bölü bir ifade olduğunda payla payda yer değiştir. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 3 kere 2 6x eşittir 3x artı 9. 6x'ten 3x çıkarsa 3x eşittir 9. Her tarafı 3'e bölersek x eşittir 3. 3 bulunur. Her tarafı 3'e böldüğünüz arkadaşlar x'i 3 bulmuş olursunuz. Böylece biz rasyonel ifadeli bolca denklem çözdük arkadaşlar. Şimdi ben ard arda 3 tane örnek çözeceğim. 3 tane denklem çözeceğim. Bunlar rasyonel değil. Normal bildiğimiz denklemlerden ve bunların çözüm kümeleri arasındaki farka dikkat etmenizi isteyeceğim. 2 kere 2x 4x artı
3 kere 2, 6 eşittir 4x artı 6. İlginç bir durum çıktı arkadaşlar, görüyor musunuz? Şimdi 4x'ten 4x'i çıkartırsam 0, 6'dan 6'yı çıkartırsam 0. Nasıl oldu onu bir daha göstermek istiyorum. 4x eksi 4x eşittir 6 eksi 6. Yani 0 eşittir 0. İlginç. X'i bulamadınız. Ve ortaya doğru bir ifade çıktı. Yani doğru. Yanlış değil. Bir çelişki yok ortada. 0 0'a eşit. Arkadaşlar burada demek ki denklemimizin çözümü x'e bağlı değil. Yani x ne olursa olsun bu denklemimin çözümü mümkün. X ne olursa olsun bu eşitlik doğru. Bu bize neyi hatırlatıyor? Özdeşliği hatırlatıyor. Özdeşliklerin çözüm kümesi arkadaşlar reel sayılardır. Bütün reel sayılardır. Yani x yerine ne yazarsanız yazın doğru çıkar. Böylece çözüm kümesini reel sayılar olarak görmüş olduk. Diğer örneğimiz 8. soru. Tekrar dağılma özelliği kullanıyorum. 8 kere 2 16 x artı 24 eşittir. 4 kere 4 16 x artı 8. Bakınız 16 x'ten 16 x'i çıkartıyorum. Eşittir 8 eksi 24. 16'dan 16 çıkarsa 0 eksi 16. Hayda. İlginç bir durum değil mi arkadaşlar? Bakın 0 16'ya eşitmiş. Bu yanlış bir ifadedir. Böyle bir saçmalık olmaz. Peki problem ne? Biz yanlış da çözmedik, emin olabilirsiniz. X'i bulamadık. Hem de bir çelişkiyle karşılaştık. 0'ın 16'ya eşit olması tamamen bir çelişkidir. Demek ki bu denklemi sağlayacak bir x yoktur arkadaşlar. X'i aramak bizi yanlışlara götürdü. Demek ki x'i aramayacağız. Öyleyse çözüm kümemiz boş kümedir arkadaşlar. Çözüm kümemizin eleman sayısı 0'dır. Bir diğer örneğimiz, son örneğimiz aynı zamanda 2x artı 6 eşittir x artı 6. 2x'ten x çıkarsa, burada da 6'dan 6 çıkarsa x eşittir 0 oldu. Bakın burada çözümü buldum. Çözüm kümesi eşittir 0. Bu 3 soruyu bu şekilde verdik. Burada böyle bulunca sakın gidip çözüm kümesi 0'dır demeyin. Burada 0'dır. Bakın burada bir x buldum. Çözümüm var. Çözümsüz değilim. 0 olması bir şeyi bozmaz. 0 da diğer bütün sayıların sahip olduğu haklara sahip güzel bir sayıdır. Hatta 0'ın matematikte çok farklı bir yeri vardır. En son keşfedilen rakam olmasıyla meşhurdur. Ve diğer sayılara çok farklı anlamlar kazandıran bir rakamımızdır. Böylece arkadaşlar 3 farklı durumu da gözlerinizin önüne sermiş bulunuyorum. Arkadaşlar şimdi 2 bilinmeyenli denklemlerden bahsedeceğiz. Birinci dereceden olup yani üssü 1 olup 2 bilinmeyen içeren denklemlerden bahsedeceğiz. Bir örnek yazmak istiyorum. X artı y eşittir 4 denklemine bir bakalım. Burada bizim özel bir çözüm bulmamız pek mümkün değil arkadaşlar. Ne demek bu? X'e değer verdikçe, mesela x'e 0 verdikçe bir değer bulursunuz. 1 verirseniz farklı bir değer, 2 verirseniz farklı bir değer. Yani x'in bütün değerleri için farklı y'ler bulacağız. Bakın, x yerine 0 yazarsam y'yi 4 bulurum. Yani bakın 0'a 4 bir çözüm oldu. X'i 0, y'si 4. X'e eksi 1 yazarsam arkadaşlar, x'e eksi 1 yazarsam y'yi 5 bulursunuz, uzatmıyorum. Y'yi 5 bulursunuz. X yerine eksi 1 yazarsam. Öyle ise eksi 1'e 5 yine bir çözümdür.
X yerine 8 yazarsanız eğer arkadaşlar, 8 yazarsanız y'yi eksi 4 bulursunuz. Öyleyse 8'e eksi 4 de bir çözümdür. Bu çözümler sonsuzdur arkadaşlar. Her x için farklı bir y bulmanız mümkündür. Öyleyse bizim bu şekilde bu denklem ile uğraşmamız pek anlamlı değil. Başka bir yolu olmalı bunun. Şunu söylemekte fayda görüyorum. Bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar şu şekildedir. 0, 4, eksi 1'e 5, 8'e eksi 4 ve nokta 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 gidiyor. Burada özellikle belirtmek istediğim ikililerdir. Yani iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümleri ikililerdir. Bakın bu bir sıralı ikili, hatırlayın. Sıralı ikililerden oluşuyor. Sıralı ikililer de koordinat sisteminde bir nokta gösterirler. Şimdi arkadaşlar birinci örnekle asıl anlatmak istediğim konuya geçiyorum. Anladık ki biz tek başına bir denklemin çok anlamı yok. Öyleyse ben sistem halinde vermeliyim. Sistem çeşitli parçaların bütünlük göstermesidir. Bir araya gelerek anlamlı olmasıdır. Birbirini etkileyerek daha anlamlı bir sonuca, bir şekle bürünmeleridir. Öyleyse bu denklem ve bu denklem beraber bir denklem sistemi oluştururlar. Denklem sistemleri iki tane bilinmeyen olduğundan iki tanedir. Farklı örnekler de olabilir. X, Y, Z üçlüler de olabilir. Üç bilinmeyenli de olabilir. Biz burada iki bilinmeyenlerle uğraşacağız. Sorum şu. Denklem sistemini çözünüz. Denklem sistemini çözünüz. Yani denklem sisteminin çözümünü bulunuz. Şimdi ne yapacağız? Hep beraber bakalım. Arkadaşlar burada taraf tarafa toplama yapacağım. Taraf tarafa toplama yapacağım. Burada benim kullanacağım yöntem yok etme yöntemi arkadaşlar. Burada benim kullanacağım yöntem yok etme yöntemi. Zaten en çok bu yöntem kullanılır denklem sistemlerini çözerken. Neden yok etme dediğimizi şimdi göreceksiniz. Eğer siz şunları taraf tarafa toplarsanız eğer, bakın ne olacak? 2x olur. Artı y eksi y sıfırlanır. Eşittir 14. Bakın bir bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. 2x 14'e eşit ise x 7'ye eşittir arkadaşlar. 7'yi buldunuz. Yukarıdaki denklemlerden herhangi birinde x yerine 7 yazarak y'yi bulmanız mümkündür. Şimdi x yerine 7 yazacağım. 7. Birinci denklemi kullanmak istiyorum. Bakın şu denklemi kullanmak istiyorum. X artı y eşittir 10. X yerine 7 yazıyorum. Artı y eşittir 10. 10'dan 7 çıkarsa ne olur? 3 olur. Öyleyse ne buldum arkadaşlar? Çözüm kümem eşittir. X'i 7. Y'si. Öyleyse ne buldum arkadaşlar? X'i 7 buldum. Y'yi 3 buldum. Şimdi ikinci örneğimize geçiyorum. Denklem sistemini çözelim. Burada da taraf tarafa toplama ile çok rahat yapabiliriz. 2a şunları toplarsanız sıfırlanır. Eşittir. Ne olur arkadaşlar? 23, 8 daha 31 olur. Burada a ne olur? Her tarafı 2'ye bölerseniz şöyle. 31 bölü 2 olur. Herhangi bir denklemde yerine yazarak b'yi de bulmanız gerekir. Bulalım. Şurada yazalım arkadaşlar. İkinci denklemde yazalım. Şurada yazalım arkadaşlar. İkinci denklemde yazalım. A yerine 31 bölü 2 artı b eşittir 23.
B eşittir 23 eksi 31 bölü 2 arkadaşlar. Yaparsanız bu çıkarma işlemini 23 2 ile çarparsanız 46, 15 çıkartırsanız 23 kere 2 46, 31 çıkartırsanız 15. 15 bölü 2 bulursunuz arkadaşlar. Demek ki benim çözüm kümem arkadaşlar, benim çözüm kümem neymiş? Önce A yazılır, yani X yazılır. 31 bölü 2, sonra da 15 bölü 2 yazılır arkadaşlar. Bu bir sıralı 2'dir. Lütfen dikkat edin. Bakın şurada bu parantezi yazmanız gerekiyor mutlaka. Çünkü bu parantez bize bunun bir sıralı ikili olduğunu gösteriyor. Demek ki 31 bölü 2, 15 bölü 2. Yani 10.5'a 7.5 bu denklem sistemini sağlıyormuş arkadaşlar. Gerçekten de 10.5'dan 15.5, 7.5. Gerçekten de 15.5'dan 7.5'u çıkartırsanız 8 bulursunuz. Bakın toplarsanız 15.5 ile 7.5 da kaç olur? 23 olur. Bu şekilde sağlamasını yaparak da doğru yapmış olduğumuzu gördük. Bazen bu kadar şanslı olmayabiliriz. Yani taraf tarafa topladığımızda yok olmayabiliyorlar. X veya Y herhangi birisi yok olmayabiliyor. Peki ne yapacağız? Biz yok edeceğiz arkadaşlar. Yok etme yönteminde ya da iki bilmeyen denklem sistemlerini çözerken kullandığımız yöntemlerde yaptığımız şu. Birini yok ederek bir tanesini bulma, onu kullanarak o yok ettiğimizi bulma. Yine biz dolaylı olarak tek bilinmeyen denklem çözümlerini kullanıyoruz. Şimdi örneğimize dönelim. Burada x, x, y, 2y. Taraf tarafa toplamakla olmayacak. Eğer şu eksi x olsaydı taraf tarafa toplanabilirdi. Ya da bu. Öyleyse ben şunu eksiyle çarpayım. Bakayım ne olacak. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. X artı y eşittir 5. Buraya geldim. Eksiyle çarpıyorum. Eksi 2x eksi 2y eşittir eksi 2. Çizgimi çekiyorum. Taraf tarafa toplama yaparsanız eğer şu x'ler sadeleşir. Ne olur buradan? Eksi y eşittir 3. Bakın eksi y eşittir 3. Y eşittir eksi 3. Y gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Burada veya burada. X artı y yerine eksi 3 yazıyorum. Eşittir 5. Birinci denklemde yerine yazdım arkadaşlar. Şurada yerine yazıyorum. Öyleyse x eşittir 8 bulunur. Y'yi 3 buldum. X'i 8 buldum. Öyleyse benim çözüm kümem arkadaşlar. Önce x yazılır. Dikkat edin lütfen. Önemli bir ayrıntıdır bu. 8'e eksi 3 olur. Gerçekten de sağlanmasını düşünecek olursanız 8 eksi 3 daha 5 yapar arkadaşlar. 2y ne yapar? 2y eksi 6 yapar. 8 eklerseniz 2 yapar. Bu da bizim doğru yaptığımızı gösteriyor. X'i mi yok edeceğiz, y'yi mi? Size bağlı o tamamen. Fark etmez. Bazen x'i yok etmek kolayken bazen y'yi yok etmek kolaydır. Bazen hatta hangisini yok edeceğiniz konusunda ciddi tereddüte düşeceksiniz. Birazdan onunla ilgili örnekte yapacağım. Şimdi dördüncü örneğimiz. X artı y, 2x artı 5y. Bu sefer ben y'yi yok etmek istiyorum. O halde eksi 5 ile çarpayım ki eksi 5y olsun, taraf tarafa toplam olsun. Eksi 5x, eksi 5y eşittir eksi 80. 2x artı 5y eşittir 56. Bakın arkadaşlar ne oldu? Eksi 5'e artı 5'e sıfırlandı. Ne olur buradan? Eksi 3x eşittir. 80'den 56 çıkarsa 24. Eksi 5'e artı 5'e sadeleşti. Burada ne kaldı? Eksi 3x eşittir. Eksi 24. Her tarafta eksi 3'e bölerseniz x'i 8 bulursunuz arkadaşlar. 8 buldunuz x'i.
X yerine 8 yazın. Göreceksiniz ki Y de 8. Ben uzatmıyorum. Şimdi arkadaşlar çözüm kümemizi yazabilirim. Çözüm kümesi eşittir 8'e 8.